F'nin grafiği yanında verilmiş. G(x) fonksiyonu, f't'nin 0 ile x aralığındaki belirli integraline eşitmiş. Böyle bir ifadeyi ilk kez görüyorsanız, şunu düşünebilirsiniz: Vay be, elimizde belirli integral olarak tanımlanmış bir fonksiyon var. Çok tuhaf bir fonksiyon. Dikkat edin, integralin sınırlarından biri x. Bu durumda şöyle devam etmeniz gerekir. Hiç sorun değil. Bir fonksiyonu dilediğimiz şekilde tanımlayabiliriz. Bakınca sizin de göreceğiniz gibi bize sorulanın yanıtını bulmak gerçekten çok kolay. G eksi 2. Evet G -2. eksi 2. Eksi 2'yi farklı bir renkle yazacağım. G eksi 2. Ne yapacağız? Yukarıda bize verilen bu belirli integral ifadesini alacağız ve x gördüğümüz yerlere eksi 2 yazacağız. O halde hadi yazalım. Eşittir 0'dan x'e kadar integral içinde, x'i birazdan yazacağım, f t d -T. x eksi 2 idi değil mi? Buraya eksi 2 yazdım. Peki bu sorunun yanıtını nasıl bulacağız? Grafiği incelemeye başlamadan önce bu sorunun çözümünün y eşittir ft fonksiyonunun grafiğinin 0 ile eksi 2 arasında kalan bölümünün alanı olduğunu zaten hemen tahmin ettik öyle değil mi? Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Üst sınır alt sınır olarak verilen sayıdan daha küçük bir sayı. Bu nedenle sınırların yerini değiştirirsek f t fonksiyonu x ekseni ve bu iki sınır arasında kalan alanı daha iyi görebiliriz sınırların yerini değiştirirsek elbette ki bunun bir bedeli olacak. Neydi bu? Eşittir. İntegralin önüne bir eksi koyarak, evet bedeli öderiz ve artık eksi 2'den 0'a ft dt yazabiliriz. Evet, artık mor kutu içine aldığım. Bu ifade, f'in grafiğinin eksi 2 ile 0 arasında kalan bölümünün alanı. Tabii ki altında kalan bölümünün alanı. Evet, eksi 2 ile 0 arasında kalan bölüm. Yani bu bölümün alanı. Evet, bunu kastediyorum. Aradığımız alan işte burası. Peki bu alan neye eşit? Bunu bulmanın pek çok yolu var. Alanı karelere ve üçgenlere ayırabiliriz. Evet. Bu karenin alanı 4'tür. Kenar uzunluğu 2 olan bir kare. Unutmadan uzunluk biriminin ne olduğuna iyi bakın. Çünkü bazen her bir karenin alanı bir birim kare olmayabiliyor. Ama bu soruda bir birim kare. Bu nedenle de evet tamam 4 eder. Bu alanda 4'ün yarısı kadardır öyle değil mi? Kare olsaydı 4 olacaktı ama bu karenin yarısı, yani alanı 2'dir. Tabi hesaplayabilirsiniz de taban çarpı yükseklik bölü 2 diyebilirsiniz. Bu da 2 çarpı 2 bölü 2 olur. Kısaca toplam alan 6'ya eşittir. Evet, burası 6'dır. Ama baştaki eksi işaretini sakın unutmayın. O halde eşittir, eksi 6 demeliyiz. G eksi 2 neymiş? Eksi 6'ymış.